Selamlar, Billur TV'de Aret Vartanyan'ın yerindeyiz ama Billur TV'deyiz de Aret'cim karşımda oturuyor. Yine o neşeli tavırlarıyla bize çok güzel şeyler anlatacak. Biliyorum Aret'le yaptığımız programları çok seviyorsunuz. Bugün çok ilginç bir konuyla başlamak istiyorum. Benim çok tecrübeli olduğum bir konu bu, evlilik konusu. Aret'cim çok tecrübeliyim ben evlilik konusunda. Gözlem olarak çok tecrübeliyim. Yok yani evli nasıl biraz tanımlarız yani nasıl tanımlarınıza bağlı yani. Evlilik biliyorsun benim hep karşı olduğum bir konudur ama şöyle karşıyım ben. Yani aşkın bir memur tarafından onaylanmasına karşıyım. Ama tabii ki şimdi insanlar hemen yanlış anlayıp bana acayip böyle abuk subuk mailler falan atmasınlar. Ben kendim için karşıyım diyeyim. Çünkü benim karakterim buna uygun değil ama evlilikten bahsetmek istiyorum. Ben de karşı veya taraf değilim. Yani nötr bakabiliyorum ama evliliğin bir aşkı kutsamak için veya bir ilişkiyi kutsamak için gerekli olduğuna inanmıyorum. Ha, toplumsal aynen. Yapıda hakları korumak için ki hele ki hala bizim toplumumuzda, bizim ülkemizde kadınların, küçük kızların, hani çocuk gelinlerin artık olduğu bir ortamda resmi bir korumanın maalesef resmi bir garantinin ihtiyacı var. Ama onun dışında bunu bir yere koyarsak gerçekten senin dediğin o tanımı ben çok seviyorum. Hatta bana konuk olduğun bir gün de o cümleyi kullanmıştın. Asıl suratlı bir nikah memurunun onayına ihtiyacım yok diye. O imzanın benim için bir anlamı yok. Ama o imzanın, daha doğrusu o evlilik töreninin başka bir anlamı var aslında. Daha önceki programlarda işte aldatmayı konuştuk, ilişkileri konuştuk ve hep şuraya geliyoruz. Bir şekilde karşımdakine sahip olmak istiyorum ya. Dün de yaptığım şey o. İnsanları topluyorum. İşte bak o benim. Görüyorsunuz değil mi? Biz eğleniyoruz diyorum. Bir de orada hani tapu, neyin tapusu oluyorsa orada. Ama öyle diyen artistlerimiz bile var biliyorsun. Yani işte kocasıyla ilgili o bir tapusu elimde diyor. Bu bizde Türk insanında mı bu mevcut acaba? Çocuğumuzu tapulu malımız zannediyoruz, eşimizi tapulu malımız zannediyoruz. Çok mu meraklıyız tapu de ya, sahibi olmaya? Her şeyde tapuyu da alamazsın zaten. Yani bu mal değil, nesne değil. Evet. Hayal kırıklığı, sen tapusunu aldığını zannedersen hayal kırıklığı yaşarsın sadece. Ama evlilik kurumu zaten niçin var noktasından belki başlayabiliriz. Ben genelde kendi eğitimlerimde, konuşmalarımda evlilik sözcüğünü kullanmıyorum. Uzun süreli beraberlikler, uzun süreli birliktelikler diyorum. O yüzden sana da az önce aslında sen tecrübelisin derken bunu bahsettim. Tabii canım öyle canım. Ben de yani, şaka ediyorum. Ben onu ima ediyorum. Nikah konusunda aynen tecrübeli öyle. Değilim de dalga geçiyorum tabii ki. Biz burada biliyorsun böyle asık suratlı ciddiyetle bir şeyler yapmıyoruz. Eğlenerek espriyle yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Mesela dini nikahlara daha sıcak bakıyorum. Niye dersen... kilisede yapılan bir evlilik törenine veya işte bir imam nikahı dediğimiz şey nasıl bir şey bilmiyorum ama o da eğlenceli bir şey değil. Aslında biraz daha eğlenceli olsa mesela dini nikah. Çünkü Allah'ın gözünde evli olmak kalem kağıtla evli olmaktan daha mantıklı geliyor yani bana. Yüreklerde açıkçası. Evli olmak bence en mantıklısı. Tabii yani, ki. Ama illaki ispatlayacaksak birine yani. Ve ama dediğim gibi o evlilikteki bizim çok büyük hani nikahta keramet vardır diye bir laf var mesela. Sanki şöyle bir beklentimiz oluyor, evlenmek için aslında ilişki. Yani evlenmiyorsak, o imzayı atmıyorsak o ilişki aslında sanki boşa gidecek bir ilişkiymiş evet. gibi. Ya da işte hemen bir süre sonra, bir iki sene sonra daha siz evlenmediniz mi? Hadi artık. Bu sefer kadın tarafı, kız tarafı şeyi bekleyebiliyor. Erkek teklif etmiyor, teklif etmiyor. Demek ki ciddi değil. Demek ki benimle oynuyor mu acaba, beni kullanıyor evet. mu acaba ya kadar gidiyor. Burada öyle maalesef. Öyle çünkü o evliliği biz garantinin bir şeyi olarak görüyoruz. Sevgili psikiyatr... Ali Hilmi Yazıcı'nın güzel bir tanımlaması var yalnız orada diyor ki aslında basit bir imza değil diyor. Sonuçta o imzayı attığın zaman o ilişkiyi bitirmek için bir de boşanmak için mahkemeye gitmen gerekiyor. Ya o daha beter. O çok fena. Kısa onu sürüyor. Sonra konuşalım. Kısa sürüyor. Kısa sürüyor diyorsun da bazı sürüyor. İnsanlarınki senelerce tabii, sürüyor. Anlaşmalı değilse. Şimdi dolayısıyla aslında bir anlamda bak ilişkiyi birazcık daha biz sağlama aldık hissini veriyor. Ama asıl hedefimiz şu oluyor. Resmi olarak herkesin gözü önünde ve devletin önünde ben artık seninim, sen de benimsin, tasdiklendik. Notere gitmek gibi bir şey oluyor esasında. Niye buna ihtiyaç duyuyorum? Çünkü biz hiç güvenemiyoruz ki. Yani ya giderse, ya ilişki biterse, ya kaybedersek. Artık o imzayı atarken de güvenmiyor. Millet birbirine prenup denilen o anlaşmaları imzalatıyorlar. Beni aldatırsan 1 milyon dolarını alırım. Yan bakarsan şu kadar paranı alırım. Daha çok kadınlar ben bunu erkeklere imzalat. Bize başlıyor bu. Bize ya da kimde para varsa öbürüne mesela. Bana bak ayrılırken 5 kuruşumu vermem. Şey çok ayıp buluyorum ben bunu. Bir adam bana bunları söylese ben evlenmem onunla. Şimdi o zaman aşkı unut zaten. Öyle aşk mı? Sevgiyi de tartış yani. Değil mi? Böyle bir saygı bile yok başlangıcı burada. Ya da böyle bir birlikte başla düşsene yani. Ayrılırsak işte parayı vermem. Efendim ben de seni evet. beni aldatırsan şunu yapacağım. Bu
bayağı şirket sözleşmesi. Hep diyorum zaten evlilikle aşk yan yana gelemiyor çok fazla. Çünkü evlilik bir sürü beklentiyle beraberinde getiriyor. Ama bir de böyle bir sözleşmeye işi dökmek, işin bir büyüsü kalmadı artık. Niye evleniyoruz ki o zaman? Evet, değil mi? Evet. Hep şey gelir aklıma, nedense Catherine Zeta-Jones'la Michael Douglas'ın evliliği geliyor. Çünkü orada öyle bir anlaşma varmış işte, aldatırsa, seks bağımlısıydı ya evet. Şey adam. Aldatırsa Michael. 1 milyon dolar aldatma başına. Çalışmıştım belki ondan sonra aldatmak. O zaman önceden ödeyeceksin, ben gidiyorum. Ya bana çok çirkin geliyor yani. Dediğin gibi o zaman hiçbir geçerliği kalmıyor. Sonra biz birbirimizi seviyoruz dedikleri zaman ben inandırıcı bulmuyorum açıkçası. Evlilikte şey var. Çocukluktan itibaren o beyaz gelinliği giymek üzerine plan yaparak başlıyor. Ve onun hayaliyle büyüyorsun. Allah'ım ben o hayali bir kere bile kurmadım. Ben de bir garip... Sen uzaylısın ama unutma. Biz bu programda uzaylıydık. Hatırlatırım hay sana Allah onu. Allah ya. Yemin ederim bak alay ediyorum zancak insanlar. Kendimi o giysinin içinde hiç bir kere hayal etmedim ya. Niye beyaz? Yani erkeğin purity. İşte erkeğinki niye siyah? Ya doğru erkek ama de... çünkü erkek her altı yemiş olabiliyor oraya gelene kadar ve siyah olabiliyor. Yani bir de kırmızı kurdele bekaretin simgesi. Onları ben konuştuk, konuşuruz da. Yani ben şöyle bakıyorum çünkü ona. Adil olmadığını zaten söylüyorum, her zaman söylüyorum. Bir kadına sen sadece evlilik kurumunu yaşatmak için aslında yükü ona veriyorsun. Ve dişi kuşu işte evi dişi kuş yapar. Veya sürekli olarak kadının sadece o evlilik kurumu için büyüyor olması, onun hayalini kuruyor olması. Öyle bir şey zannediyoruz ki biz evlendiğim zaman, o imzayı attığım zaman aile hayatımın her şeyi, aile hayatımın çok önemli bir yerinde duruyor. Elbette ki beraber olduğum insan hayatımın çok önemli bir yerinde evet. duruyor. Ama bunun evlilik kurumunu eğer biz bir kurum olarak gösterirsek ve onu bir bariyer olarak koyarsak bence ilişkinin içini boşaltmaya başlıyoruz. Bence marifet hiçbir zorunluluk olmadan, hiçbir emirvaki olmadan... Hiçbir imza olmadan sen aynı yatağı paylaşmaya devam edebiliyor musun? Aynı özeni, ilgiyi sürdürmeye devam ediyor musun? Çok duyuyoruz mesela evlendikten sonra çok şey değişiyor diye. Evet öyle evlilikle diyorlar. Evlilikle işte birlikte yaşadığımız dönemlerin aynı olmamasına dair. Çünkü evliliği öyle bir yere koyuyoruz ki oraya kadar ne yaparsak yapalım imzayı attırdık mı tamam bitti. Çünkü tahakkümler başlıyor ama ben bunu gözlemledim de arkadaşlarımda. Daha bir karışmalar, daha bir hak iddia etmeler. Sahibisin artık, tapu sende ya. Ay. O benim artık yani resmi olarak da benim. Ne oluyor ondan sonra? İşte yavaş yavaş aslında o imzanın arkasından ilgi, özen, alaka düşmeye başlıyor. Bir de o imza atılana kadar göstermediğin şeyleri sanki garantiymiş ki imzadan sonra göstermeye başlıyorsun. Mesela yani belki, kilo almalar başlıyor, özensizlikler başlıyor. Burnunu karıştırmaya başlıyorsun mesela. Yani örnek veriyorum. Önceden ben mesela burnumu karıştırmayı severim. Buranın yanında da çokça karıştırırım hep açıkçası. Hep karıştırıyorsun ama yani evet. Saklayıp nikahtan sonra şey yapmıyorsun. Ne yapayım, niye saklayayım ki? Ama öyle bir şey var. Yani biz nikah atana kadar oyunumuzu oynayalım. Hele aman kızlar. Vazgeçmesin. Böyle çok aman kibar şey yemek yerler. Sonra bir bakarsın falan diye tıkınıyor. Evlilik kurumunda şu lafı ben kıza? Bak. Ben şu lafı hiç anlamıyorum evlilik kurumunda. Almak. Şu da çok onu anlamıyorum. Komiktir. Almak. Yani niye alıyoruz? Aldım kızı. Kızı alan çıkmadı. Ama evet. Aldım ben kadınlar onu. Kendilerine bunu yakıştırıyorlar. Bak beni de kimse almadı diyor mesela. Ya alınmayı mı bekliyoruz? Ya ben evde bir kadın mi olarak yani, hiç beklemedim. Çok net söyleyeyim. Milyonlarca insan niye evlendiğini bilmeden evlendi bu toplumda. Bir de şu annelerin şu baskısı var. Bununla ilgili ne diyeceksin merak ediyorum. Biraz alakası ama kızım sevdiğinle değil seni sevenle evlen. Ben böyle bir bencillik hayatımda duymadım. İnsan sevmediği ama beni çok seviyor diye biriyle nasıl evlenir onu da bilemiyorum. Niye evleniyoruz aslında? Bilmem. Yani niçin evlenmek zorunda mıyız? Sana da, sorayım işte ben. Ben de kendime soruyorum. Ortaya soruyorum ki bana sor ben böyle filan. Vereceğiz zaten. Neyin eksikliğini hissediyoruz? Ya da niçin insanlar şöyle bir şey vardır ya. Şimdi evli olmayana iyi gözle bakmıyor bir de toplum. Hala öyle. Yani evet. Onlar dost hayatı yaşıyor. O dost sözcüğü de ne kadar tehlikeli bir sözcük. Aslında yani ne kadar güzel bir şey. Keşke dost olabilse karı kocalar. Çünkü ayrılırken birbirlerini gebertiyorlar. Ama işte beraber yaşadıklarında sanki o böyle namussuzluk, basitlik. Ne fark ediyor? Aynı yatakta yatıyorlar. Aynı evde yaşıyorlar. Bir tanesinde elinde bir tane evlilik cüzdanı var. Diğerinde yok. Bu kadar değiştirmiyor ki o evlilik. Biri belediye onaylı, biri değil. Bu algı. Ve gerçekten insanlar o nikahı yapmaya zorlandıklarını görüyorum ben. Yani şöyle zorlandığını görüyorum. Belki evlilik kurumuyla ilgili hiç ilgisi yok veya evlenmek hiç istemiyor kız ama o kadar çok baskı artıyor ki etrafında. O kadar o etrafın kendi akranları, kendi çevresindeki insanlar evlenmeye başladı. O kadar kendini ezik ve yalnız hissediyor ki evlenmek için çırpınmaya başlıyor. Değil mi? Aslında zaten kızda bitiyor iş. Çünkü erkeklerin çoğu bence evlenmek istemiyor günümüzde. Yani o nikahın illaki şart olmasını istemiyor.
Ama kızın ailesi daha çok baskı yapıyor. Hatta bu ilişkiye bir isim koyalım diye bir laf var. O ne demek onu bir türlü anlayalım. Adını koyalım. Ben bazen Buğra'ya yapıyorum. Diyorum ki Buğra, böyle ciddi ciddi evde otururken ya annemler laf etmeye başladı, bu ilişkiye bir at koyalım mı artık falan. Buğra böyle hayretler içinde. Sonra ölüyoruz gülmekten. Kontra bir şey söyleyeyim ben sana. Ben evlilik törenlerini seviyorum. Yani. Mesela ben kendi adıma evlilik organize etmeyi seviyorum. Evlilik taraf. Organizasyon şirketi İşin, açalım. Herkes bana öneriyor. İsteyenlere. Sen sürekli yenileceğine bunu yap diye. Ya evlilik şimdi şeyler, düğünler keyifli. Ama şöyle bir şey olamaz mı yani? Biz karar verdik, birlikte yaşayacağız bundan sonra. Bizim düğünümüz. İlla ki yine belediyenin gelmesi mi gerekiyor? O yüzden gerçekten şunu konuşalım. Uzun süreli ilişkiyi konuşalım. Evet. Yani adını evlilik birlikte koymamız şart değil. Bizim tarzımız evlilik diyelim. Birlikte hayatı paylaşmak. Mesela hayatımda gerçekten birisi varken ve onunla beraber olmak bana iyi geliyorken, onunla hayatı paylaşmak çok iyi geliyorken, insanlar niyeyse ciddi ilişki diyorlar yani bu işareti ciddiye mi çevirsek, ciddi ilişki mi yaşıyoruz ciddi biz? Misiniz ciddi mi o? İlişki, ciddi misiniz? Yoksulluyuz ne? Yani. Neyiz? Hayır, çok laubaliyiz. Hani ciddiysen evlenirsin. Nikah tabii. Gider bu iş. Nikah bırak şimdi. Birlikte yaşamak kolay bir şey değil. Ay hiç i̇lişki değil. İlişki yürütmek de kolay bir şey hiç değil. Hiç değil. O yüzden neden bir ilişki yaşatıyorum, yani neden bir ilişki yaşarızın konularını konuşmuştuk daha önce. Gel şimdi şeye girelim. Aynı eve girdikten sonra, aynı evi paylaştıktan sonra hep duyduğumuz şeyler rutine dönüyor, heyecan bitiyor falan filan. Sen aynı eve girmeyi eğer bir prang olarak görüyorsan veya hayatında o evin dışında, o ilişkinin dışında bir şeyin kalmamışçasına yaşamaya başlarsan eğer tüketirsin zaten. Biz beceremiyoruz beraber yaşamayı. Birbirimizin üstüne biniyoruz. Alanlarımızdan vazgeçiyoruz. Aynen öyle. Yani ya da kendinize bir zoraki bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Kendinden yaratılabilir bir alan. Yani sen kendi ilişkinde, ben kendi ilişkinde zaten ikili olarak bir alan yaratıyoruz. Ama onun dışında mutlaka sana ait, Buğra'ya ait, bana ait, sevgilime ait alanlar olacak. Muhakkak o alanları ki. Kapattığın anda ilişki tek düzeleşiyor, kaçınılmaz olarak tek düzeleşiyor. Biz birlikte yaşamak ne kadar çok istiyorsak da, biz derken bizi kastetmiyorum, biz bence gerçekten sıra dışıyız o noktada. Ama büyük bir genele baktığım zaman o birlikte yaşamak aslında sıkıcı olarak zaten daha başlamadan görüyoruz. Bana bunu gösteren şey ne biliyor musun? Şu evlilik öncesinde şu bekarlığa veda partisi var ya. Yani ne ima edilir orada? Yani hayat bitiyor mu? Yani hayat bitiyor. Sapıtılır çünkü son bir kez. İlla süreç. Yani nedir ya? Yani niye bir son bak? Yani ama bak artık... Amerikan filmleri yok mu bununla ilgili yani? Genel olarak bütün dünyada şey. Böyle. Sırf Türkiye'de yeni başladı o trend zaten. İlişki ben kendi adıma söyleyeyim. Artık... Doğruyum. Bitti hayat. Pardon ya. Artık bitti hayatım diyor. Bari son bir gün sapıtayım. Ama o da hep şeye gidiyor iş. Yani başka biriyle ilişkiyi gündeme getirecek şekle geliyor. Yani evet. Erkeklerin çapkınlığın evet, son günü. İşte başka biriyle beraber olmanın. Kadınlar yine eğlencenin dibine vuralım diyorlar ama. Evet. Ya da o yaşanan olaylar gibi şeyler olabiliyor mesela. Düğünden sonra çocuk siyahi doyabiliyor falan filan. Felekler bir gece filmindeki gibi ya da böyle abuk subuk yerlerde uyanıp ne yaptıklarını bilmeyip. Ya ben beraber olduğum kadınla aynı evde sabahları uyanmak. Akşamları eğlenebilmek, gülebilmek, bir şeyleri paylaşabilmek. Hatta bütün o dış dünyada günün o bütün stresini yaşarken zaten hayat yeterince hengame içeriyor. Kendi yuvamızda, o yuva evin kendisi, vahamızı yaratamıyorsak eğer gerçekten o zaman o ilişkinin bir anlamı kalmıyor ki. O senin gerçekten sarayın, o senin vahan. Ama şimdi insanlara bakıyorum mesela, uzun yıllar beraber olan insanlara bakıyorum. Ve o evlere girdikleri zaman sanki günden daha kötü bir ortama devam ediyorlarmış gibi. Yani yine eve gidiyoruz. Yine aynı şeyler. Hadi yemek yiyelim, televizyon seyredelim, muhabbetine gireceğiz. Biz öldürüyoruz ve biz sıkıcı hale getiriyoruz birlikte yaşamayı. Evet. Ama aşk biter mi? Ben şöyle görüyorum. Aşkın nasıl tanımladığına bağlı ve bence bitmez. Bittiğinde de bence ilişki sürmemeli. Çatışabiliriz seninle şu anda. Aşık olmak biter. Ama şunu söyleyeceğim. Sen aslında dostluk diye şey yaptın ya, ifade ettin ya. Önemli şey dostluğa döndürebilmek. Bence aşkı da olgunlaştırabilmek önemli. Tabii ki zaten. Yani şu bitiyor hani o kimyasal sapıtıklık bitiyor. Kalbinin güm 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 zaten bitsin abi, 40 sene öyle yaşanır mı? Hiçbir işe güce hiçbir şey yapamazsın gibi öyle oturursun. O şey oluyor hani yavaşlıyor diyeyim sana, o hormonlar duruluyor ama sonra yani hani o insan, ben şimdi kendimi düşünüyorum bak, hayatımda ilk defa. Çünkü ben kısa ilişkilere inanan biriydim ve 4 senedir bunun benim için limiti. Diyordum ki 4 sene sonra her şey biter kardeşim. Yeni bir ilişki. Zaten kadının bedeninde de yenilik, işte yeniden çiftleşme. 3-5-7 böyle kritik seneler olarak. İstatistikler 3-5-7'yi kritik veriyor. Hani bir de aşkın bitişi işte artık onun sürüncemesiyle birlikte. Hani diyordu ki bilim adamları 4 senede hani o aşk tamamen biter. Daha önceki ilişkilerim de hep öyle bitmişti.
Şimdi burayı düşünüyorum. O böyle sapıtık böyle terlemeler bilmem neler tabii ki yok ilişkimizde. Biz 5 senedir beraber yaşıyoruz ama ona olan aşkımın tarifi yok bu dünyada. Sonra sarıldığın anda hissettiğinin tarifi oluyor mu ki? Onu düşündüğüm zamanki yani. Düşündüğüm zamanki hislerimin dahi tarifi yok. Bunu kaybettiğin zaman işte hiç de bir anlamı kalmıyor. Biz bunu kaybetmek çok zor gibi geliyor bana. Doğru insansa evet ama eğer zoraki bir ilişki yürütmeye çalışıyorsan ve zoraki bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsan mesela evlilik sözleşmeleri bence şey olmaz yani. Daha evlilik imza atıyoruz ya. Her yıl yenilenebilir mesela. Madem böyle resmi şey yapıyoruz. Yenilenmesi de o kadar evet, besleyeyim. Hadi 2 senede bir olsun. 2 olsun. 3 olsun ya 3'e de razıyım. 5'e de razıyım ama sonsuza kadar devam edecek diye kasmanın da bir anlamı kalmıyor. Ölüm bizi ayırana kadar o yeminlerin de değişmesi lazım. Ne ölümü? Şu anda diyorlar ki aşkın ölümü diyorlar artık. Şunu diyebilirim ama o kadar yoğunum ki sana karşı şu anda ölene kadar seninle beraber olmak istiyorum diyebilirim. Ama şu anda onu istiyorum evet. Ya. Bunun garantisi yok. Evet. Onu söylemeyi naif buluyorum ama bunu bir söz gibi ne olursa olsun seni sevmesem de seninle beraber olmak istemesem de bu ilişkiyi sürdüreceğim demek ilişkinin bütün büyüsünü kovuyor. Yani evlilik kurumuna girmeden önce iki taraftan birisinin çantasını alıp gidebiliyor olmasının daha rahat olması bence ilişkiyi daha diri tutan bir şey. Mecburiyetten veya imzalardan dolayı değil, birlikte olmayı seçtiğimiz için birlikteyiz. Ve evlilik kurumu olduktan sonra mesela müeyyideler artıyor, yaptırımlar artıyor. Yani şöyle artıyor. Şimdi evlenmediğin adamı çok fazla böyle ailenin yanına falan götürmüyorsun, eş dostla tanıştırmıyorsun, o olmuyor. Doğru, tabii. Evlendikten sonra çok içine giriyorsun. Çok fazla belki ilk defa aileler bir araya geliyor. Belki ilk defa damatla aile, gelinin aile, kayınvalideler falan buluşmaya evlenmeden başlıyor. Evlenmeden önce geliyorlardır tanışmak fiyaskolar orada çıkıyor. En fazla o kadar istemeye geliyordur. Fiyaskolar bence orada başlıyor. Çünkü defolar belli olmaya başlıyor. Mesela şeyi görmüyorsun çünkü o çocuğun ailesinin yanındayken veya ailesinden bir baskı yediğinde sana nasıl davranacağını, kendini nasıl konumlandıracağını görmüyorsun. Bunları hep evlendikten sonra görmeye başlıyorsun. Yani biz evliliği böyle bir blokaj olarak koyuyoruz. Oraya kadar ilişki zaten ciddiye gidiyor mu diye baktığımız hep bir test aşaması. O yüzden şöyle düşünüyoruz. Bu ilişki buradan sonra başlayacak. Oysa ki ilişki burada başlıyor zaten. Ve sürece yayılan bir şey. Sen bu bariyeri koyduğun zaman bu bariyere gelene kadar aslında gerçeği yaşamıyorsun. Radikal bir şey söylüyorum şu Çünkü aynı evde kalmıyorsun. Seks yapmıyorsun ki nişan aslında birbirini tanımak ve aslında bedenen de birbirini tanımak içindir. Şimdi getirdiğimiz hale bakmayalım nişanın gerçeği. Evlenmeden önce cinsellik en önemli şey. Diyelim ki iktidarsız erkek. Kadın onunla niye evlensin? Diyelim ki kadın sorunlu, bir çok ciddi bir hastalığı var. Bunların hiçbirini bilmiyoruz abi birbirimizle ilgili. Ve Mehmet Sungur'un çok inanılmaz bir saptaması vardır. Der ki Türk erkeği ergen boyutunu asla aşamaz. Çünkü anne evinden direkt karısının evine geçiş yapar. Hiç hayatta yalnız kalmaz der. Bir erkeğin olgunlaşması için yalnız kalması gerekir. O yüzden de boşanmış erkekler daha değerli olur. Çünkü o geçiş sürecinde bir şey yaşar. Ve olgunluğunu arttırmaya gider. Ama ben hep şunu öneriyorum. 23-24 yaşlarındayken insanın kadın erkek ayırmadan yalnız yaşamaya başlaması lazım. Ve ben kesinlikle evlenmemesi lazım. En az 35'ine kadar diyeceğim ben yine insanlar. Ya sana şeyle katılmıyorum. Daha farklı görüyorum şeyi. Ben de cinselliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum biliyorsun. Ama mesela öyle bir ilişki vardır ki aramızda. Atıyorum senin ciddi bir sorunun vardır. Bu felç de olabilir, kanser de olabilir. Son anda düğüne doğru yaşanacak bir hastalık da olabilir. Ve cinsellik mekanik anlamda yaşanamayacak halde olabilir. Ama yine cinsellik yaşanır. Dokunarak, ama bunu döküşerek yaşanır. Bilmeli insanlar. Ama şuna geleceğim. Daha önemlisi şu. En kötüsü bence bundan daha travmatik olan şudur. Düşünsene bir ilk gece beraber olduk ve hiç uyuşamıyoruz. Tenimiz hiç uyumuyor. Ya kokusunu sevmedi. Aynen öyle. Hayvanlar bile birbirini kokuyla, simetriyle bilmem neyle buluyorlar. O zaman işte asıl ben travma orada. Ve hiç hayatımızda bir bakıyoruz ki biz sevişemiyoruz. Ya da cinsel olarak hiç uyumlu değiliz. Bu daha bir kabus yaratır. Türkiye'ten uyuşmazlığı denilen kavramı maalesef kabul etmiyor. Ama cinselliği kabul etmediği için. Cinselliği de kabul etmiyoruz. Evet. Cinselliği de çünkü sadece işte o doğru insanla yapılacak olan ve nasıl olursa olsun. Çok da önemli değil. Ama anal tarafı soyunuyoruz. İki tane beden birbiriyle birlikte. Bu değil ki cinsellik. Hep bunu söyledik, konuştuk. Konuşacağız da daha. Daha da uzun aylar konuşuruz. Böyle bakarsan cinselliği mutsuz, isteksiz ama yine ama böyle gelmiş böyle gidecek ya da bundan daha iyisi olmaz diyor. Yani şuna geliyorum. Uzun süre ilişkide cinselliği oturtamazsan ilişki zaten baştan dinamitleniyor. Senin o cinsel ten uyumu, cinselliği paylaşman, konuşabilmen önemli değil o imza yapmışsın atmamışsın. Karşındaki insana ne kadar açılabildiğin önemli. Bu kadar uzun yıllar hayatı paylaşacağız, birlikte olacağız.
Ama biz eğer gerçekten o yatağa girdiğimdeki insana ben fantezilerimi anlatamıyorsam, eğer ben onunla ilgili soru işaretlerimle konuşamıyorsam, evlilik işte bunları ortadan kaldırıyor imza. Diyorsun konuşman ki, gerek bunları aş, öyle bakıyor. Yani şöyle bakıyoruz. Attık ya imzayı. Oh, zor şey geçirdik, kurtardık. Benim oldu artık. Daha bir şey olmadı. Benim daha. Oldu da öyle oluş mu var? Olmadı işte. Önemli olan şey o imzadan önce onun seninle olması, senin onunla olman, birlikte olabilmeniz. Yani insanların aslında evlenmeye karar vermeden önce bir danışmana gitmesi mantıklı mı sence? Keşke. Çok mantıklı. Yani sana veya bir doktora veya evlilik danışmanı neyse yani. Bak Hindistan'ın ama bazı eyaletlerinde. Nerenin? Hindistan'da ve Malezya'da şöyle bir şey var o derece. Gerçekten çiftler şeye gidiyorlar. Astroloğa. Ve astrolog ciddi otorite. Benim için de ciddi otorite. Doğum tarihleri çıkıyor işte ve gerçekten şeyi buluyor. Yani genel geçer burçta değil sadece. İşte doğudan da ay burcu nerede vesaire. Tabii. Ve eğer astrolog sizin yapılarınız, karakterleriniz uygun demezse beraber olamıyorlar. Evlenemiyorlar. Ha evlenemiyorlar saygı bile. Saygı duyuyorlar bile insanlar da ona. Yani izin mi çıkmıyor evlenmelerine? Hani o denli mi şey? O denli değil. Yani referans olarak kullanıyorlar. Evlenmiyorlar. Evlenmiyorlar. Ama bazı yerlerde mesela Malezya'da var. Evlenemiyor da. Hmm. O derece. Bize belki topik geliyordur ama bence şey doğru bir şey. Danışmana gitmek bir kere her şeyden önce. Çünkü gerçekten biz o bir hevesle şey yapıyor olabiliriz. O ilk kan basıncının yükselmesi, o ilk aşırı hormonların çalıştığı dönemde görmüyorsun ya birçok şeyi. Ama gerçekten biz aynı eve gireceğiz. Astrolog diyebilir mi aşkınızı yaşayın ama sakın evlenmeyin diye? Madem bastıramıyorsunuz bu duyguları birkaç ay yaşayın. Ya şunu farkına varmak lazım. O güzel ilişki ama aynı hayatı sürdürmeye devam ediyoruz. Farklı şeyler getirecek beraberinde. Yani o güzel cicim aylarında ya da aynı evde yaşamıyorken güzel anları paylaşıyoruz. Tabii. Stresli anlar çok fazla yok dediğin gibi işte gaz çıkardığını görmüyorsun, burnunu karıştırdığını görmüyorsun. Çok steril, tuvalete bile gitmeyen bir insan hayal ediyorsun. Değil mi? Ama sonra bütün buna rağmen bir de evin içine girdiğin zaman yaşama nasıl baktığın da daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Dağınık mısın? Değerli toplu musun? Aa, i̇şte evet, titiz misin? Doğru. Relax, rahat mısın? Çok kontrolcü müsün? Her şey yerlerinde mi olsun? Neye geleceğim? Şuna geleceğim. Olmayabiliyor işte o iki karakter. Uyuşmayabiliyor ve o aynı çatının altında gitmiyor bir türlü. Zorlama oluyor işte. Zorlama oluyor, yürütmeye çalışıyorum. Bir de arkada nikah var, o kadar düğüne para harcandı, altınlar toplandı. Aileler ne herkese der? Söylendi, duyurduk. Bu Allah daha 6 ay oldu, daha 1 sene oldu. Devam ittireyim. İşte kabus öyle başlıyor. Halbuki ne olurdu ki şöyle olsaydı? Ben iyiysem, seninle beraber güzelse, her şey yolundaysa gel beraber yaşayalım. Ve eğer her şey yolunda gidiyorsa aksın gitsin hayat. Gitmeden de bitiririz. Kurumu şurada görüyorum. İtopyan'da orada bile gerek yok ama mevcut sistemde gerektiğini düşünüyorum. Çocuk olacaksa imzayı atalım. Yani o çocuğun soy ağacında bir yeri olsun ve sosyal hakları olsun, o olsun, bu olsun. Ama çocuk yapana kadar artık oluyor. O imzanın DNA testleri çıktığından beri o da sorun. Yani. Ama çocuk olana kadar öyle bir şey yoksa yani neden o imzayı atmaya ihtiyacı hissediyoruz? Çok zengin olabilir. Şimdi o gelir, o tam ticari sözleşme ama. Bir de tabii şimdi bu evlendikten sonra ben Buğra'ya hep söylüyorum. Abramovich kadar zengin ol seninle evlenirim diyorum. Kusura bakma, bana böyle uyandı. Bakıyor. Ben seninle nasıl evlenirim o zaman diyor bana. İnsanlar uyandı ama artık. Şimdi ben bakıyorum evliliklerde. O şakası zaten. Evliliklere şey bakıyorum ama bak gerçeğe şöyle yansıyor bu. Evlenen adamın bir malı mülkü var. Evlendikten sonra adam artık hiç kendi üstüne bir şey almıyor. Eşe dosta. Tabii güvendiği insanlar üzerinden alıyor. Üzerinde hiç para tutmuyor. Yani ayrılırken yani sıkıntı olmasın diye mi? Çünkü ayrılırken mı? Evlendiğin tarihten itibaren evet, kişiler geçerli olacağı için sıfır gözüküyor orası. Ne ayıp şey. Ben anlamadığım şeyi demek söyleyeyim. Demek ki planlıyor günün birinde ayrılırız tabii diye. Tabii yani o ihtimal var demek ki. Bir de bazen arkadaşlarım beni eleştiriyorlar. Sen çok hani şey düşünüyorsun, bu kadar da olmaz diye. Bilmiyorum sen ne düşüneceksin ama ben eğer seninle beraber yaşamaya başladıysam mesela eve yapılan alışverişin yarı yarıya ödenmesi, evin kirasında açık bir ay başında oturup yani bak bunu sen ödeyeceksin, bunu ben ödeyeceğim. Bir yere gittiğimde hesabı yarıya. Ben artık beraber yaşıyorsam seninle nikah gerek yok. Benim cüzdanım biridir seninle. Evet öyle şey öyle mi olur ama. Be yarı yarıya ödeyen mi var? Ben inanamıyorum kendi yaş jenerasyonum dahil. Gerçekten şu anda böyle yemeğe falan duyuyorum. Çıktığımda çevremdekilere baktığımda ya inanılmaz geliyor bana. Birbirlerinin hesaplarını falan hiç konuşmuyorlar. Tamam bilmesinler ona da varım ama o kadar net ki şey diyebiliyor mesela adam kadına. İşte sen dün kahvaltıyı ödemiştin, bunu ben ödeyeyim. Kadın da diyor ki mesela ben iki kere ödemiştim, şimdi sen öde. İşte çocuğun okul taksının yarısını ben ödeyeyim. Şimdi bu
olmaz. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben hiç duymadım. İzleyenler de şu anda kendi hayatlarında bayağı bir şey görüyorlardır yani bununla ilgili. Ben hiç hayat bir kere rastlamadım böyle bir şeye. Ya Amerika'da date ettiğin zaman herif mesela yarısını ödetebilir yani şu anda bayağı böyle şey var. Ama ben hiç bir tane arkadaşımdan öyle bir şey görmedim. Ya şuna geleceğim. Erkekler öder bizde her zaman. Ya ben de öyle bir elde büyüdüm. Ben de öyle bir aldım sonuçta. Bu da hani bak ben öyleydim tamam mı çok fazla. Yani 22 yaşına kadar her şeyi ben ödüyordum. Bir kuruş bile para ödetmiyordum yanındaki kadına. Fakat bir gün sonra bir tanesi şöyle bir şey dedi birisi. Sen hep ödediğin için ben yemek istediğimi söyleyemeyebiliyorum ya da pahalı olanı değil. Daha uygun fiyatlarını seçebiliyorum. Bırak da ben de biraz ödeyeyim. Anlamıştım yani. Çok da anlaşılır gelmişti o. Ama aynı ortamı, aynı evi yaşarken, hayatı paylaşmamızı iddia ederken ayrı cüzdanlar, ayrı ajandalar çok anlamsız geliyor bana. Bizim evde şöyledir mesela. Kim para kazanırsa buraya verir yani. Ben buraya veririm. O yönetiyordur yani harcıyordur. Yönetiyordur ben bilmem çünkü para yönetmeyi. Ya bir havuz var o havuza gidiyor işte yani. Onun içine Buğra öder yani. Hani kimin parası olduğu veya kimin kazandığı. Yönemi yoktur yani anladın mı? Böyle bir şey sormak aklımın ucundan geçmez. Bizim şimdi paramızdır o yani. İnsanlar şunu soruyor olabilirler bize yani ciddi ilişkiyi nasıl anlayacağız? Bak ciddi veya uzun süreli ilişkide neye dikkat etmeyiz? Nasıl anlarız iyi bir uzun ilişkiyi? Bence kriterlerden bir tanesi bu. Artık senin benim kalmıyor o ilişkinin içerisinde. Veya gerçekten onun canı yandığı zaman senin canın yanıyormuş gibi oluyor zaten. Evet. Ya da eğer birimizin bir sorunu varsa ikimizin sorunu oluyor zaten. Bunu sakın şuna karıştırmayalım. Kendi hayatlarımız olacak ama o kendi hayatlarımızı yaşarken birbirimizle bunu iç içe götürebilecek miyiz? Bütün hikaye orada başlıyor. Yani bana diyorlar ki mesela işte her akşam dışarı çıksın o eğlensin. Ben de her akşam bunu yapayım böyle mi yaşayacağız? Ondan bahsetmiyorum ben. Hemen niye ekstreme direkt götürüyoruz ki direkt olayı? Direkt örnek budur ya. Direkt örnek budur. Direkt aldatmaya doğru gidiyor. Böyle örnek. Şey mi var? Onu da geçiyorum. Şu olabilir çok rahatlıkla. Sen gidersin eğlenirsin. Ben başka bir yerdeyimdir. Gecenin sonunda ben gelir seni alırım. Bütün arkadaşlarla tanışırım. Ayrılırız. Biter. Yani evimize gideriz. Gayet de bu kadar da basit. Ama işin içerisine işte bu sürekli birbirimizi gözleme, arkamı kollama, şu ya böyle bir ilişki olmaz. O yüzden buna imza da atsan bir şey değiştirmez. Şeye girmeyelim hiç. Yani o gerçekten çok duyuyorum, kabul ediyorum. Ciddi anlamda bir yatırım gibi evlilikler görülmeye başlandı. Hatta böyle zengin, paralı, orta yaşın üzerindeki birisiyle evleneyim, hayatımın geri kalanını kurtarmış olayım. Hani üretmek yerine, çalışmak yerine kısa yoldan ben işte hayatımı kurtarmaya doğru yöneleyim. Bunlar zaten konuşulmaması gereken bir şey, orada bir taktik yok yani. Çok sıkça duyar oldum, çok rahatsız edici bir şey kesin sen de duymuşsun, binlerce insanla görüşüyorsun. Birbirinin bankada ne kadar parası olduğunu kontrol ettirme. Birisinden duymuştum. Kız bankada çalışıyor zaten. Genç erkeklerin hesaplarına bakıyor. Bir tane hesabı tespit ediyor. Ha bak bu çocuk zengin diyor. Kallemedip onunla evleniyor. Bir hanım anlatmıştı. Kızının arkadaşıymış. Sonra bunu ben geçen birisini anlatırken bana dedi ki asıl erkekler kadınların paralarını kontrol ettiriyor biliyor musun? Dedi. Ben böyle ha nasıl oluyor? Ama bir yolunu buluyorlar. Ya bu çok çirkin değil mi? Sen mesela beni beğeniyorsun diyorsun ki bak bakayım Bildur'un hesabında kaç lira var filan. Ne biliyorsun belki var, yastık altında paralarım. Kasa var evde. Evde büyük kasa var falan filan. Yani ama bunlar çok ayıp değil mi bu ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya bunun içeriden hiç farkı yok ki ama. Zürafa sokakta çalışan bir hanımefendi diyorum. Ondan kıyaslanmayacak. Onlar çok daha namuslu, çok daha mert, çok daha dürüst. Veya işte oradan evi koptarırım, arabayı koptarırım, işte şu kadar bana para ver. Ama şeyleri bile görüyorsun. Yani ciddi onun sözleşmesi var. Sen benimle evlen. Ben aylık sana bu kadar para ödemesi yapacağım ama benimle evlilik alacaksın. Ya da magazin dünyasında bayağı ücretleri belirleyerek evli görünmek kaydıyla yıllık bilmem ne kadarlık bir gelir. Onu nasıl götürüyorlar ya? Ben ona bir türlü inanamıyorum ya. Bir şey götürmüyor ki orada. Ya. Dışarıya gözüken bir evlilik var. Yani evet şöyle düşün. Nice insanlar görüyoruz. Ya da ama benim artık eşcinsel yönelimim var diyelim. Ha. Ve bir kadınla evli gösteriyorum kendimi. Niye? Çünkü sırf dışarıya hayır aslında ben heteroseksüelim demek ama için. Ama devamlı o resimler çekiliyor hayatım. Bunlar özel hayatlarını ne zaman yaşıyorlar? Bir de artık herkes kameralı. Yani hani korkarsın. Tamam abi ben onunla evli gözüküyorum. Nasıl olsa halk öyle biliyor diyemezsin ki. Lak diye birisi bir yerde çekiverir. O zaman şimdi magazinsel evliliklerde çok sürmüyor. Daha hızlı değişimler yaşanıyor. İşte o bitti bu başladı, bu bitti bu başladı vesaire gibi. Onu duyuyordum da bana hiç inandırıcı gelmemişti. Yani para karşılığı geliyor, biriyle evli gözükeyim de benim için ne kadar zor olurdu diye düşünüyorum. Hani of. Tam çalışacağın o işin o işte. Yine mi akşam çıkacağız filan olursun yani. İşin o yani o. Gelir oradan hallediyorsun. Biz asıl konuya gelelim. Yani bizim kendi burada konuşmaya çalıştığımız ilişkileri ama bak her türlü evliliği konuşuyoruz işte yani. Bu da bir tür evlilik işte.
Doğru. Yani imzaysa her imzaları var işte. Ailelere falan söylenecek şeylerimiz var. Bak evlendi. Bir de evlenmek için birçok şeyden vazgeçenler var. Yani diyor ki kız veya çocuk. Kızlar diyor tabii bunu daha çok. Ya beni alsın da. Ben evleneyim de. Okulu da bırakayım, işimi de bırakayım, niye şey ki? Yapayım. Evde kalacağım. Sonra pişman olacak. Artık tabii. Evde kalma kavramı kalmadı evde kalacağım. Be. Sen öyle diyorsun da 25'e köylerde gelince başlıyor millet konuşmaya. Gerçek mi söylüyorsun? Ya bak gel bunu şey yapalım. Çünkü benim çalıştığım kitle biliyorsun daha çok kentli yani sonuçta çalışırken. Evet. Sanma ki çok farklı ya. Yani bugün işi gücü yerinde olduğunu son derece sosyal gördüğün, etrafındaki insanların önemli bir kısmı içten içe ya ben evlenecek bir adam bulamadım diye yakınıyor. Ben hiç yani kendi içe ben çok fazla insanla çalışıyorum. Bu noktada çok fazla insana çalışıyorum ve değiştim. Hatta şeyi görüyorsun ne kadar hızlı yaşayan bir insan falan diyorsun ama işte nice şey var. Yani birini bulabilsem de bir artık düzgün bir yaşama geçebilsem de bir kocam olsun artık bir şey olsun bu çok acı bir şey. Çünkü belki ondan o hızlı yaşam daha bu değil bu belki bu budur yok bu da değil bu olabilir filan. Bence hani zaten bu noktada aslında izleyicilerin dönüp bizim ilişkiler başlığı altındaki bölümü izlemesi çok da iyi olur. Yani onun arkasında bunu izlemek çok daha iyi gidecektir. Çünkü aslında orada konuştuklarımızın sonucunu burada konuşuyoruz. Evet. Ve o yüzden ilişkim olsun diye, ilişkim olsun diye çırpındıkça batıyoruz ve çok kötü ilişkiler yaşıyoruz. Uzun süre ilişkilerde bir de bu şimdi yavaş yavaş empoze edilmeye başlanan ikinci kadının, üçüncü kadının hatta resmileştirilmesi durumu var. Bence bu daha tehlikeli. Mute nikahı gibi. Yani ikincinin, üçüncünün bir şekilde helal kılınması gibi. Ve yavaş yavaş toplum sanki, umarım yanılıyorumdur, buna hazırlanılıyormuş gibi, buna bir zemin yaratılıyormuş gibi. Ve sen maalesef... Bir kadına çok iyi bakıyor da erkek ikinciyi, üçüncüyü alabiliyor, şey yapabiliyor, işte katabiliyor. İşte onun iaşesini, çocuğunun giderini üzerine alıyor, sorumluluklarını aldığı için öyle görüyor. Ama ilişkinin hiçbir kurala, hiçbir şarta ihtiyacı olmadığı gibi hiçbir otoriteye ihtiyacı yok. En başta söylediğin gibi Tanrı katında kutsanmasını istiyorsan bile... Onda bile bir aracıya ihtiyacım yok. Onu yok yürekten da hani daha güzel. Tamam o sembol şey güzel, ritüeller güzel. Ritüellerle ilgili, ananelerle ilgili evet. Bir derdim yok. Ama samimi de bulmuyorum. Yani insanların bağıra bağıra arabanın arkasına işte biz evleniyoruz, biz mutluyuz. Evlendik, bir mutluyuz. De mutluyuz. Daha dur yani. İki saniye olmuş. Evlendik, mutluyuz. Evlilik de gerçekten o uzun süre ilişkilerde veya evlilik dersek de gerçekten ne kadar bize ait olarak yaşanacak. O kadar çok aileler burada işin içine giriyor ki. Yani evin, oturacağın evin, perdesinin seçiminden, yatağının evet düzenine kadar aileler işin içine giriyor. Dolayısıyla iki insan evlenmiyor ki orada aileler evleniyor. Türkiye'de öyle ama. Ben bizden bahsediyorum zaten. Ve o yüzden yani derler hayatı... ya ailenle mi evleniyorum kardeşim? Evet ailemle de evleniyorsun maalesef ki yani. Çünkü dik duramıyor yani şey yapamıyoruz. Çat kapı gelmeler. Annelerin çat kapı gelmesi nasıl bir şey mesela? Bir de içerlenmeleri. Yani siz bizi sevmiyorsunuz artık. Yani akşamleyin sen biraz geç vakit olduğunda biraz mırmırlansan. Ya da işte yemeğini yemesen annenin yaptığını. Bu sefer içerleniyor. Bu sefer ortada kalıyor çocuklar. Çocuklar kendi ilişkilerini yönetemiyorlar ki bu yüzden. Nedeni ne? Çünkü aile devam etmek istiyor. O çekirdek aileyi kabul etmiyor. O çekirdek ailenin de içinde olmaya çalıştığı için o ikinin de kendi hayatı olmuyor. Hele çocuk olduktan sonra, o çocuğa da aileler çok fazla müdahil olunca, bir de eğer o çocuğa anneanne, babaanne vesaire bakacaksa, tam bir keşmekeşe dönebiliyor orası. Çünkü kendi yuvam yok aslında. Kendi evin içinde istediğin gibi dolaşamamaya başlıyorsun. Sürekli olarak eşya koyuyorsun. Sen o eşyaya geliyor, evin o yaşlardan, büyüklerden bir tanesi değiştirmiş oluyor. Çocuğunu sen bir disipline etmeye çalışıyorsun. O disiplini bozmaya artıyor. Çalışıyor. Çalışma da iyi niyetle söylüyorum bunları. Sana kök söktüren ebeveynin torununa karşı nedense inanılmaz toleranslı ve bambaşka biri oluyor. Bunu açmamın nedeni şu. Eğer uzun süreli bir ilişki yaşıyorsak aileleri o ilişkinin dışında tutmak zorundayız. Ama bizde de çok hata oluyor. Kızlar kavga edip hemen yani ne olursa olsun evde hemen annelerine yetiştiriyorlar. Bunu daha önce konuştuk galiba ilişkilerde mi konuştuk? Aldatmakta galiba. Ha olabilir. Ha doğru. Aldatmak. Yani şimdi duyduğu her şeyi annen seni unutmuyor ki. Ben şimdi anneme şikayet etsem şöyle oldu böyle oldu. Biz burayla bir sorun yaşamıyoruz ama diyelim ki bir şeyde tartıştık hemen annemi aradım. Annem ne diyecek? Benim kızımı üzen erkek olarak görecek onu değil mi? Aynen öyle. Ben affedeceğim iki dakika sonra ama annemin yüreği affetmeyecek. Bu sefer annen sürekli kurcalamaya başlayacak. Birikecek. Bu sefer kötü insan olacak. Yani çok sakıncalı. Ben mesela anlatılmasına çok çünkü karşıyım. Çünkü kendi sorumluluğumu taşıyamadığım için ilişkiler bölümünde izlerseniz orada göreceksiniz bunu, ne demek istediğimizi şu an daha net. Orada çünkü iyi bir ilişki yaşamak için benim tarafımda olması gereken olmazsa olmazlar vardı. Onları yapamadığım için bana ait bir ilişki çıkmıyor ortaya.
tamamen öyle filmlerde gördüğümüz bir ilişki yaşamaya çalışıyoruz. Bir de çok kıyaslıyoruz ilişkiyi. Şimdi her ilişki kendine ait demiştik o zaman. Biz de kendi hayatımızı yaşarken çok fazla arkadaşımla kocasıyla kıyaslıyorum, arkadaşımın sevgilisiyle kıyaslıyorum. Ve kendi aramızdaki konuştuklarımızda, şimdi evlenen başını yakıyor yani imzayı atan. Bu sefer sen diyor ki bak her an gidebilir, kaçabilir. Şu noktada anlaşalım. O imza hiçbir şeyin garantisi değil. O imza yanınızdaki insanın kaçmamasının garantisi değil. O imza yüzünden hiç kimse sizinle ölene kadar kalmanın garantisini vermiyor orada. O yüzden ne olur güvenmeyin o imzaya. Yani evlenme bir son değil, bir başlangıçtır. Jenerik ismi çıkarttık. Ve çocuk yapmak için de bir kurum değildir. İlk önce birbirinin çocuk yapacaksam eğer işe yarar bir kurum olabilir. Ama çocuk... Sırf çocuk yapmak için artık biz erkekleri mal gibi kullanır olduk. Kadınlarda bunu ben bunu çok görüyorum. Onu şeyi anlıyorum ama bak biraz. Biyolojik saati. Ya biyolojik saat okey. Tabii ki bir vakti yani... var çocuk yapmanın. Ama şöyle bir şey var. Birkaç kere başıma geldi. Nasıl bir adam seviyor musun? Benim hep ilgilendiğim odur. Ne kadar seviyorsun eşin? Hani evleniyorsun. İyi bir adam mı? Sana güzel davranıyor mu? Çocuk yapılır bundan. Bir tek kalitesi bu mu adamın yani? Ama. Zaten ben sana söylemiştim çocuk yapılır diye. Çocuğu yaptım bıraktım işte adamı. Bunu söyleyen kadın da mal malı o yani. O zaman niye o kadar uğraştın nikah bastın bilmem ne yaptın. Hemen bir çiftleşseydin hamile kalsaydın çocuğunu doğursaydın dışarıdan müzik sesleri geliyor. Tamam geçiyor. Değil mi? Niye nikaha kadar götürdün zavallı adamı da sürükledin. Ver spermini ihtiyacım var de olsun bitsin. Bunda katılıyorum sana. Ama ben şöyle bir şey hissediyorum. Bazen karşına çıkan insanda şunu söyleyebilirsin. Çocuk sahibi olmak istemeyebilirsin o insandan. Ama bazısından şey isteyebilirsin. Çocuğum olmasını istiyorum bu insandan. Ya tabii ki. Yani ama şunu çocuğum olsun diye çocuk yapıyor olmak da başka bir handikap olduğu gibi. Yani daha handikap değil ya bence kötü sözcük kullanmayalım ama inanılmaz bencilce ve son derece kötü bir davranış. Yani ben çocuksuz kalmayayım diye çocuk yaptığım zaman çok bencilce. Çünkü bir can getiriyorum ve bir insan dünyaya getiriyorum. Ve insan yaratıyorum. Bunu da sadece hani etrafta eksik hissetmemek için yapıyorsam eğer, tıpkı ilişki yaşamaktan, ben ilişki yaşamaktan daha da ağır bir şey. Şimdi bakıyorum, ilişki kötü. Beraber yaşamıyorlar. Ama dışarı çıktıkları zaman o ilişkiyi o kadar iyi anlatmaya çalışıyor ki. Çünkü eksiklik görüyor insanlar ilişkisinin olmamasını. Hayatında uzun süre bir ilişki olmamak ayıp bir şey değildir ki. Bir de kötü gözle bakıyor insanlar sana. Hep şu soru gelir. En uzun ilişkin ne kadar sürdü? Şimdi sana ne benim en uzun ilişkim ne kadar sürdüğünden? Bir ne olacak yani? 10 yıl olursa başka. Beni ona göre mi şey tartacaksın? Bir yıl dersen çünkü sen... bu da İlişki hazır. Yaşanmaz bunlar. Bir yıllıkmış en uzun. Baksana hayatım bir yıldan fazla ilişki götürüyor. Valla 10 yıllık boş bir ilişki yaşayacağıma bir yıllık dolu bir ilişki yaşarım. Doğru söylüyorsun. Hayatım boyunca o bir yıllık ilişkiyi hatırlarım. Ve uzunla kısa görecelidir. Sen 5 yıldır berabersindir. Her gün bir diğer senin bütün yaşadıklarını, ona gerek yok. 5 yıldır berabersindir. Senin o 5 yılda yaşadıklarını, paylaştıklarını bir başkası 6 ayda paylaşmıştır. Hangisi daha özdür, hangisi daha değerlidir? 6 aylık ilişki daha bir de olacak. Demin dayak yiyorsundur dediğim yani mesela diyelim 1 senelik bir ilişki var. Her gün dayak yemişsin ama 10 senelik bir ilişkin var. Çok güzel gitmiş. Şimdi böyle mi ölçeceğiz? Ha bir sene yaşamış, bununla ilişki yaşanmaz. Dayak yemiş ne yapsaydı, 10 sene mi yaşasaydı o ilişkiyi yani? Hani ya da, böyle kriterler var. Evde sadece fiziksel şiddet de değil, sözel şiddet var. Bir sürü insan. Ama bak orada şey var, koca olmak, koca olmak aynı zamanda haklıdır yani. Şöyle ki, kocası. Sever de döver de. Ama sevgilisinin hakkı yok. Kocası, o imzayı attı ya, resmi kocası. Ama sevgilisi... Niye çekiyorsun? Geri değilsin, bir şey değilsin. Kocan değil, bir şey değil. Kocamdan daha değerlidir belki. Yani o kadar imzayla beraber bir şeyler yüklü ki o imzanın içerisinde biz garantiyi falan konuştuk ama onun ötesinde güvenlik var, sigorta var, davranış modellerinin tamamı var, kalıplar var çünkü. Koca şöyle, kadın şöyle diye. Biz o imzayı atmadan bunların hepsini gidirmeye çalışıyoruz üzerimize. Bırakın rahat yaşayın ya. Rahat yaşayın, aşkınızı kutsayın, sevginizi kutsayın, sevişmeyi kutsayın, yatağı kutsayın, mutluluğu kutsayın, çocuklarınızla beraber olmayı kutsayın. Bırakın formatlara, kalıplara, şablonlara, etrafa göre yaşamayı. Yaşadığınız şeyler çünkü ilişki değil. Keşke hiç öyle uzun süre ilişkileriniz olmasa. İsterse 100 yıl sürsün. Hiçbir değeri yok o ilişkinin. Eğer böyle bir ilişki yaşıyorsan ilişkinin hiçbir değeri yok. O yüzden sürelere takılmayalım.
uzun süreli ilişki, kısa süreli ilişki. O zaman evlendikten sonra 3 ay sonra boşanan insanlara değersiz ilişki yaşadılar diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. 3 ayda tükenmiştir bir şeyler, bitmiştir. Sen 3 ayda tükeneni 20 sene sürdürmeye çalışmışsındır, birbirinizi yok etmişsinizdir. Ama şimdi şöyle de bir durum doğuyor tabii. Eskiden daha baskıcı, daha ayıptır, yasaktır, günahtır, aileler ne der bilmem ne filan diye biraz daha uzat, yani biraz daha çok uzatmış insanlar ilişkileri. Hatta hiç boşanmamış, çok mutsuzluklar da yaşasalar susmuşlar, oturmuşlar filan. Günümüzde de aşırı bir tahammülsüzlük var. En ufak bir yanlışında çat bırakmak, ikisinin arası olmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten bak ben sevgilimle 5 senedir aynı evde yaşıyorum. Hiç sorun yaşamadınız mı? Sorun yaşamıyor musunuz? Yaşıyoruz tabii. Hayatımızda ilk defa biriyle aynı evde yaşıyorum ben. Birinde kalmak değil, aynı evde yaşamak. Ve ben bu eve girerken gerçekten bir 10 gün falan böyle triplerden trip beğendim. Ama şöyle bir şey, ben acaba bir yanlış yapar mıyım diye, Buğra bana şunu yapar mı, beni sıkar mı bilmiyorum. Zaten belliydi hiçbir şey sıkmayacağı etmeyeceği ama ben ama onu incitirsem, ya ben bunu beceremezsem diye korktum. Çünkü benim hem yaşım daha büyüktü, hem o yaşa kadar hiçbir ilişkiyi öyle götürmemiştim. Tek başınalığa çok alışmıştım filan filan. Ve çok korktum, acaba üzer miyim onu, bir şey olur mu? Sonra nasıl hani şey yaparım, toparlarım filan. Sonra o korkularım geçti, konuştuk çünkü. İnsanlar bence birazcık çaba sarf etmeli. Şimdi tabii ki yani sorunlarımız yok mu? Yok bizim sorunumuz aslında. Olacak şeylerden yani, tamam, onlar tartışırız arada sırada. Olacak da zaten sürer. Olsun da yani. Olur o kadar yani. Bir de böyle çok abuk subuk şeylerden ama yani ciddi bir sorunumuz yok. Ama hemen ben bu huyunu beğenmedim ayrılalım. Onu bilmem ne dedin ayrılalım. Burnunu kar... Olmaz ki. Yani birbirimize biraz tahammül de etmemiz gerekiyor. Şimdi de çok büyük bir şımarıklık görüyorum. Bunu ama şey ben. İçin değil. Zorunlu, işte evlilikte şöyle bir şey var. Zorunluluktan dolayı bunu yönetmeye çalışıyor. Ha yok, sen, istediğin için yöneteceksin öyle, bunu. Çok farklı. Ve kaçınılmaz olarak bunlar olur zaten günlük hayatın içinde. Ve sen şuna bakarsın, işin özüne bakarsın. Sarıldığında ne hissettiğine, uzun vadede günün içerisinde yaşadıkların sana ne getirdiğine, sabah uyanmandan gece yatağa gitmene kadar. Ve bunları bir şekilde yönetirsin. Ve zaten şöyle bir şey yok. Her şey istediğim gibi gidecek. İki taraftan bir tanesi her şeyi aradığı gibi olacak. Yok, ilişkiniz zorluklar olacak. Ya o zaman zaten şeye hiç gerek olmaz. İlişki demezdik ona zaten. Beraber olurduk ayrılırdık. Beraber olur ayrılırdık. Yani bir gün bile sürmezdi belki de o zaman. Ama eğer bir ilişkiye dönüyorsam şunu görmem lazım. Bu ilişkinin bir bedeli var. Evet. Bunu bedel olarak görüyorsan sorun var. Ama bedeli var. Ama bunu zaten isteyerek ödediğin için ve karşılığında aldıkların o kadar onun yanında zayıf bir şey kalıyor ki gocunmazsın ondan. Ondan gocunmaya başladığın an. Yani o ilişki için verdiklerin seni yormaya başladığı an ilişki tehlikeye gidiyor demektir artık. Ve eğer emek vermezsen, özen göstermezsen, kendi kendine gitmez bir ilişki. Gitmez tabii. Yani sen bugün bir çiçeği büyütürken de suyunu vermek zorundasın, köpeğine bakarken yemeğini ölüyor yapmazsan bunları. Evet. Evlilikleri onu beslemek lazım. Sürprizleri, esprileri, rengi, değişiklikleri. Rutin öldürür. Beraber gülebilmek rutin de çok öldürür. Önemli değil ve, mi? Ve belki başka bir gün İlişkiyi canlı tutmanın ya da işi canlandırmanın yöntemlerini konuşmak zaten bence olabilir. Biz çorba ettik konuyu gibi geliyor bana. Biraz da ne yaptığını söyleyeyim mi ben sana? Yok bence şöyle bir şey yaptık. Seyirci ne diyecek ben bu programa? Önceki birkaç bölümün özetini yaptık gibi şöyle bir özetleri bir araya topladık. Hafif bir çorba oldu gibi geliyor bana. Hani zaten evlilik öyle 45 dakikada toparlanacak bir konu değil. Millet asırlardır toparlayamamış. Bölerek gitmek lazım bence. O yüzden de mesela evlilikte sorunlar nasıl aşılır? Ya da evlilikte asıl konuşmak isteyeceğim şey şu olur. Nasıl canlandırılabilir? Uzun süre ilişkilerde nasıl can tutulabilir? İlgi, özen, emek diyoruz ya. O heyecan diyoruz ya. Kalbin güm güm atmayabilir ama bunların hepsi can tutabilir. Onları kendi ellerimizle öldürüyoruz. Onu başka bir yerde konuşabiliriz. Yeterli mi peki evlilik çorbası bugünlük? Çorba yeterli bence. Çorba yeterli. Çok malzeme koymayalım. Az az ufak ufak kullanalım. Bir şey yapmış olduk. Çok teşekkür. Ufak ufak da kullanalım. Ben buradan söylemek istiyorum. Aret'in oyunu başlıyor. Aret bir de artık tiyatrocu oluyor. Bol sahne var Cihangir'de Levent Özdilek'in. Levent'le beraber sahneye çıkacaklar. Doğaç bir oyun yapıyorlar. Şubat'ta başlıyor. Zaten bu program yayınlanmış olur. Kaçırmasınlar diyorum. Bugün itibariyle de biletler bitti. Ay müthiş kaç? Kaç aylık? 6 ay şu anda. 6 aylık şeyimiz tamam şu anda. Nasıl seviliyor görüyorsunuz değil mi?
Ama evlilik konusunda hiç bilgisi yok. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Artık bize bir yer bulursun oralardan demek ki. Hangisi, yeni ilişkin mi? Şey mi? Yeni ilişkin mi hayırlı olsun, şey mi hayırlı olsun? tiyatro. Tiyatro da yeni bir ilişki sayılır. Hem de çok helecanlı bir ilişkidir tiyatro. O ilk sefer böyle o böyle kalbin böyle ağzında çok zevkli olur. Onun için sana bol şans diliyorum. Bir gün beraber paylaşalım sahneyi. Onun sözünü alayım senden. Öyle mi diyorsun? Sahneyi de beraber paylaşalım. Olur. Ama ben öyle teksiz meksiz oyunla doğaçım. Böyle çıkarız çorba öyle olur. Öyle de iyi oynarsın ki. Öyle de iyi oynarsın olur, ki. Çorba olur çorba. Oynarız tabii canım. Keyifli. Şimdi bundan sonra bence bu evliliği açarız bir ara. Ama yani çok sıkıcı olmayalım evlilik konusunda. Tamam. O zaman şey yapalım ya. Ben şeyi konuşmak istiyorum bir sonraki de. Çocuğa girelim. Tamam. Tamam. Çocukları konuşacağız bir dahaki programımızda. Bizi sevdiğinizi biliyoruz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.